Çam Belediyesi iki önemli ödül alarak Çanakkale'nin gururu oldu. Kamuoyunda Türkiye'nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Marmara Belediyeler Birliği Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması'nda Çam Belediyesi iki ödül birden alarak geceye damgasını vurdu. Bu yıl beşincisi düzenlenen ve ismi Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri olarak değiştirilen yarışmada ödül almaya hak kazanan belediyeler İstanbul Taksim'de yapılan muhteşem bir ödül töreniyle açıklandı. Yarışmaya birlik üyesi 243 belediye son bir yılki hizmetlerinden oluşan 512 projeyle rekor bir katılım sağladı. İl, ilçe, iştirak ve bağlı kuruluş olarak 3 farklı statüde ve 6 ayrı kategoride yapılan yarışmada Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ve Profesör Doktor Rafet Bozdağ'ın bilim kurulu başkanlığını yaparken alanında uzman 12 akademisyen de jüri üyesi olarak seçici kurulda görev aldı. Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe gecede yaptığı konuşmada belediyecilikte özgün projelerin desteklenmesi ve yapılan çalışmaların tüm belediyelere örnek olacak şekilde tanıtılarak yaygınlaştırılması amaçı yarışmaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin yerel yönetimler alanında en seçkin ve konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuzun tercihleriyle sonuçları belirlenen yarışmamız bu özelliğiyle Türkiye'nin en saygın yerel yönetimler ödülü olarak kabul ediliyor diye konuştu. İlçe belediyeleri kategorisinde kıyasıya bir rekabet yaşanan yarışmada Beyoğlu Belediyesi 3 ayrı ödül alarak ilçe belediyeleri kategorisinde başı çekerken Bağcılar, Kadıköy, Küçükçekmece, Ümraniye ve Çam Belediyeleri de ikişer ödüle layık görüldü. Çam Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada yarışmaya ilçe belediyeleri kategorisine iki projemizle katıldık ve iki projemiz birden bilim kurulu tarafından ödüle layık görüldü. Bunlardan biri Aşevi projemiz, diğeri ise 3G iletişim yönetimi projemiz. Bizler almış olduğumuz bu ödüllerle İstanbul'un ilçeleriyle aynı konumda yer aldık. Gördüğünüz gibi iki ödül birden alabilen sadece İstanbul ilçe belediyeleri ve biz varız. Bu da hizmetlerimizin ve hizmetlerimizdeki kalitenin büyük ilçe belediyeleriyle aynı seviyede yer aldığını gösteriyor. Ben bu projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bizler kıymetli çan halkı için aynı çalışma azmi ve heyecanı ile yeni projeler üretmeye durmaksızın devam edeceğiz. Belediyemiz çalışıyor, çanımız değişiyor şeklinde konuştu.